Selamünaleyküm. Aleykümselam. Herkese selam yolluyorum. Bugün hepinizi gördüğümden çok memnun oldum. Çok sağ olun. Türk dünyası hakkında şiir. Ben Ölmez Hocayım Özbekistan'dan. Özbekistan ve Karakalpakistan Yazarlar Birliği'nin. Yine de Kırgız Edebiyat Fonu'nda üzvüyüm. Kendime doğduğum yer Harezm bölgesi. Şu anda Taşkent'teyim. İlk önce filologiyanı tamamladım. Şimdi jurnalistiken, filolog jurnalistim. Bu yıl Türk dünyasında bütün bir bayram. Yani bizde Navai'nin 580 yıllık doğumu, Azerbaycan'da Nizami Gencevi'nin, Türkiye'de Yunus Emre'nin doğum günleri. Biz bu günlerde Navai konferansına hazırlık görüyoruz. Yani November ayında uluslararası büyük bir toplantılar Özbekistan'da Navai vilayetinde geçecek ki ona göre. Ben bu şiirimde 2013. yıl yazdım ve Türkiye halklar edebiyatı ve tillere rağmen bağışlanan dünya Kazakistan'da bir konferansta okumuştum. O şiirlerimden bir okuyorum. Türkiye halklarımız okşaymaz Xorazmning gücümlerige, sir hasıl sir sayelikte üzümlerige, tuğa tofa türkü tatar karaçayım, sarı salar saha balkar karayım, şor gagavuz hakas kumuk nogaylar, Azerbaycan, Çuvaş, Uygur, Altaylar, Kazak, Kırgız, Kırım, Başkurt, Türkmenim, Özbek, İş, Karakalpak, Kıpçak, Oğuz'dur benim. Ona yer bizlerge büyük mekan, Tağu, Derya, Çölde, Bulaylık, Aman. Bugün berçenizni gördüm kardeşler, Didar, Kıvancı, Közlerim, Yaşlar. Sanınız az mı köp, Barsız dünyada, aman salamet bulunlar ziyade. Asayişte işte tınç bolsun, yeru asman orası, Türkiye kavimlerige bakmasın yavuzlik karası. Her biriniz ulu medeniyetler vekili, tarihin eğitip bugün alga yetekleri tili. Dünya özgerer, yeri yüzü baru yokta barar, adam zat lebası hem tazarar, bir işanç, bir ümit, bir künlümüz, bugün iftihar kıldık özümüz. Özbekçe şiirim englediniz kança, alkışlap cepek çeldiniz ence, her birinizne bağırımge basaman, sizge etep Özbekistan'da şiirler yazaman. Yine bir şiir. Türkiye dünyası deyip namlangan. Türk dünyası, Türkiye kavim uçraştık. Türk evladı bizler edik, biz edik. İnsaniyet kemalı da, asırları şemalı da. Tek duraydı, tarkadık, tozdık. Türk ulusu, bohumları mingolek. Dünyası bir tırıklıgı müşterek. Açık dalgalı yollardan ötken ilk tuğların kötermak gerek. Ecdadın büyüktür, varısı ulu. Yeru asmange taptı marifet, ezel ilahi kalıptı kutlu. Başarıge beripti ölmez söz hikmet. Umman ki serhedi yok haman, evlatı örgener Navai Kübra'nı, englep kayte okidi cehan, Celaleddin Rumi, Yunus Emran'ı, Nizami, Nesimi, Fuzuli eger medhun ağlasın etsin Azerbaycan'ı, Baba Akın söyleniz tanlarge kadar, Alpamış Manasu, Göroglu Sultanlı, Türk dünyası, Türki kavim burlaştı ki, Urhun yine saydan kiler alkışlar, Kültigin evladıge kayıttı Türkli ki, Türk ata tiklenip razını söyler, Emir Timur şeyhim degen, Ahmet Yessevili Türkistan bu, Türk evladı örgenişke ilim hem,
Ali mektebe bar, Türkistan bu, ecdadım büyüktür, varısı ulu, yeru asmange taptı marifet, ezel ilahi kalıptı kutlu, beşerige beripti, ölmez söz hikmet. Selamet balınlar, saygılarımla teşekkür ederim. Bu benim bir kitabımdı, Türkistan güzel, defteri. Güzel, 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 çok güzel, eşk olsun, helal olsun. Çok tamam. Teşekkür ederim Almaz Bey'e. Yani böylece Türk çeşmesi Kur'an'a doğru giden yol diyoruz ya, gerçekten de tüm Türk dünyasını bir araya getirmek amacımızdır. Türk dünyasının kültürünü, edebiyatını, dilini, diğerlerini tanıtmaktır amacımız. Roza ha, Hanım, buyur. Size destek olarak sizi tam yürekte 100% desteklediğimi subut etmek için icazı verin ben de bir şiir okuyayım. Lütfen. Azerbaycanca olsun. Tabii. Yani siz hamınız bilirsiniz, Türk dünyasının çok büyük şairlerinden biri Rüstem Behruddin'i siz hamınız tanıyırsınız. Olabilsin ki kimse adını duymasın. Lakin Rüstem Behruddin Türk dünyası için çok büyük eserler yaratmıştır. Ondan birini size okumak isterim. Olur mu? Olur olur. Yolumu gözledin her seher akşam. Yolumu gözledin her seher akşam. Salam dar ağacı. Aleyküm salam. Ecelle ölmeye doğulmamışam. Salam dar ağacı. Aleyküm salam. O hansı millettir talihi sirdir. Yüz adla bölündü. Yine de birdir. Beni huzuruna bu dert getirdi. Salam dar ağacı. Aleyküm salam. Xəzəri, Baykalı, Aralı gördüm. Gördüm can üstədir, yaralı gördüm. Tanrını bəndədən aralı gördüm. Salam dar ağacı. Aleyküm salam. Çarxı tərs fırlanır fələç qarının. Turan kölgəsində budaqlarının. Rəngi bayrağında yarpaqlarının. Salam, salam dar ağacı. Aleyküm salam. Əvvəlin axırı, sonun əvvəli buymuş. Əvvəlin axırı sonun əvvəli buymuş. Bilməmişəm bunu mən dəli. Qorxum yox. Nə olsun boyun göy dəlir. Salam, dar ağacı, aleyküm salam. Danış, danış Əmir Teymur, bu son nə idi bə? Boynumda ağ kəfən, dilimdə tövbə. Dərsini tərs bilən mənimdir növbə. Salam, dar ağacı, aleyküm salam. Səni mən əkmişəm, mənə sən qənim. Səni suvarmağa halaldı qanım, yarpağın rəng alsın qanımdan mənim, salam dar ağacı, aleyküm salam. Ey darın ağacı, kimdən kəməm kəm, ya səni yendirirəm, ya sənə yennəm, ya da budağında yarpağa dönnəm, salam dar ağacı, aleyküm salam. Qırğızam, özbəyəm, qazaq, türkmənəm, başqırdam, kərküküm, elə gör ki mənəm, sənin gözlədiyin qərib türk mənəm. Salam dar ağacı, aleyküm salam. Qəbul et, qəbul et, növbəti qurbanın mənəm. Mənim canım səndə, bil, canın mənəm. Elə qürrələnmə, elə qürrələnmə, hər yanın mənəm. Salam, salam dar ağacı, aleyküm salam. Şair Rüstəm Behruddi. Roza xanım, siz o qədər gözəl deyirsiniz ki. Bu Rüstəm Behruddi ilə ilgili bilgi verir misiniz? Ben ilk defa duydum, teşekkür ederim. Kimdir, nedir, bir kısa bilgi verir misiniz? Rüstəm Behruddi Azərbaycan Respublikasında Ordubad deyilən bir gözəl rayon var. Oranın Behrud, Behrud kəndi deyilən bir kənd var. Orada doğulmuş 1957-56-cı illərdə. Çox böyük şairimizdir bizim. Türk dünyasında tanınan, yani edebiyatı seven insanlar arasında tanınır. Türkiye'de onun kitapları, onun bir şaman demeli kitabı neçə yüz min tirajlarla Türkiye'de yayılmış ve Azerbaycan'ın bugün 60-cı illerden sonra en sevilen, en çok okunan şairlerindendir ve Roza Hanım tamamıyla haklı dediği kimi o kendi şirin Türkçe, Azerbaycan Türkçesinde yazmış ve ona göre de sevilmiştir. Ve şahsen Rüstem Behruddin'in bu fikirlerini
o hiç zaman Rus dilinde böyle ifade edebilmez. Ve bu şehrin özünün bir tarihçesi var. Özbekistan'da büyük bir simpozyuma davet olunur. Orada Emir Teymur'un qəbrini ziyarete giderken qəbir üzerinde şairlere söz verirler ki, çıxış etmek için qəbir üstünde bədaətən deyilən bir şehirdir bu. Yani şehir önceden yazılmamış. Rüstem Behirdi bu şehri qəbir üstünde söz alarken, mikrofonu eline alarken konuşmağa başlar. Oradan dönenden sonra otelde onun özbek şairlerinden, deyəsən burada Süleymanov ya kimse orada, ya özbek şairlerinden kimse olmuş, bir başkası ya Qazaq şairlerinden kimse ona sormuş ki, o şiirini el yazmasını bize verersen mi ki biz burada jurnalda çap ettirək? Şair demiş ki, ya kardeşim ben bunu yazmadım ki, orada söyledim. Ben bunu yazmamışam, kağıza unuttum. Onda orada şairlerden biri demiş ki, ben diktafona yazmışam sizin şehrinizi. Ve o şehir böyle yaşamış. Yani Allah'ın Rüstem Behruddin'in şairimizin kalbine saldığı bir şehirdi bu. Güzel bir şehir. Azerbaycan'da bunu bilmeyen, yani en azı bir iki misrasını söylemeyen insan yok.